Bu benim güzel kedim Nana'yla Hakan'ın yüzüklerini takmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bu... Çekil tabii. Oyun gibi güzel bir... Ay. Kes! Evet Nana. Beni gördüğüne pek sevinmedin değil mi? Nana ne olur bir şey oldu. Herkesin içinde ne yapabilirim? Hem onun gücüm yetmez ki. Buraya kadarmış. Buraya çok önemli bir açıklama yapmak üzere geldim. Nihayet yetiştim. Tam zamanı. Senden ona. Hadi. Sayın konuklar, çok özür dilerim. Sadece nişana davet edilmediğim için çok üzgün olduğumu söyleyecektim. Lütfen töreni bölmeyin. İyi geceler efendim. Nanacığım, mutluluklar. Teşekkürler. Aferin Korfa. Evet, Binali Bey, nerede kalmıştık? Ay yetiştim. Evet. Durun bekleyin beni. Ay, bir şey kaçırmadım ha? Aman efendim, hiç konuşmadan direkt kesiyorum kurdeleyi. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Yaptı. Konuşun. Yoksa hepinizi zindana atarım. Çabuk. Biz bir şey yapmadık. Buldum. Şoker. Kesin Şoker bir şey yapmıştır. Hem zaten oyuncakların güçleri yok ki. Durumlarını biliyorsunuz sevgili Sulina. Ama Şoker aşkı Şeri ile Nana arasını yapsın diye size bu oyunu oynamış olmalı. Ayrıca Nana'yı da buradan o kaçırmadı mı? Evet. Ha? Haklısın Borko. Kesinlikle bu işin altında Şoker var. Ama ona gününü göstereceğim. Bana ihanet etmenin ne demek olduğunu çok iyi anlayacak. Artık yeni bir yardımcı seçmeliyim. Sulina, hani yardımcım bendim? Sen bir çizgi karaktersin. Konsey senin yardımcım olmanı kabul etmez. Yardımcım oyuncaklardan biri olmalı. Ne olur ben yardımcın olayım. Sulina, beni yardımcın yap. Hayır Sulina, ben çok iyi yardımcı olurum. Sulina, ne olur ben olayım. Yavaş olun be. Ben olacağım, başım ben olacağım. Benim yardımcım olmayı hak etmek için bana çok iyi hizmet edip benim gibi acımasız olmanız gerekir. Neler oluyor? Kim benim dediklerimi yapmayı başarırsa onu yardımcım yapacağım. Hadi şimdi çıkın. Hadi gidelim. Hadi. Ben yardımcı olacağım. Hadi sen de. Budala oyuncaklar, ne kadar safsınız. Sizi yönetmek çocuk oyuncağı olacak benim için. Ben olacağım, göreceksin. Geçirsin. Oh be, ucuz kurtulduk. Suçu Şoker'in üzerine atmak daha iyiydi ama değil mi? Ya ne demezsin. Sulina umarım beni yardımcısı yapar. Hiç sanmam. Sen sıradan bir oyuncaksın. Asıl sıradan olan sensin. Hiç de değil. Ben en azından askerim bir kere. Umarım beni yardımcısı yapar. Madenlerde çalışmaktan canım çıktı.
Asıl onun yardımcısı olmayı ben hak ediyorum. Çalışmak bana göre değil. Ben bir prenses olarak doğmuşum. Siz aklınızı kaçırmış olmalısınız. Sen öyle san. Tam tersine onun yardımcısı olan yan gelip yatacak. Biz artık çok yorulduk. Anladın mı çok bilmiş? Belki de bizi kandırıp yardımcılığa sen konacaksın. Yağma yok. Suline beni seçecek. Asıl beni seçecek. Sonumuz geliyor ama arkadaşlarım neyle uğraşıyor? Ah Kulina, neredesin? Hayır, yardımcısı ben olacağım. Suline'nin yardımcısı ben olmayayım. Ben daha çok hak ediyorum, anlıyor musun? Bu işe emin değil miyim? Üstelik bu zor koşullar altında çalışmaya daha fazla dayanamayacağım. Yardımcı olmaya hak ediyorum. Onlar da ne öyle? Suline için yaptım Mehdi'ye. Demek yardımcısı olabilmek için ona rüşvet vereceksin, öyle mi? Hiç de değil, içimden geldi. Sen tam bir yalancısın. Ver bakayım şunları. Ya niye veriyorum? Ben olacağım. Bunu ödeyeceksin asker bulduğunu. Bir kere ben burada senden daha eskiyim. Yardımcılık benim hakkım. Ne ilgisi var canım? Sen Suline'nin istekleri yerine getirecek güce sahip değilsin. Boşuna kavga etmeyin. Yardımcılık kesinlikle benim hakkım. Sen çizgi olduğun için seni istemiyor. Kapatır mısın çeneni lütfen? Bunları Suline'ye ben vereceğim. Birbirimizle uğraşmayı bırakıp bu duruma bir çare bulmalıyız. Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere, görmüyor musunuz? Felaket tellalı gibi konuşmayı kes artık Bilge. Biz burada daha önemli işlerle uğraşıyoruz, tamam mı? Ben bu çiçekleri kızlara koklatınca hepsi kendilerinden geçecek. Ben de kızları devreden çıkartıp Suline'nin yardımcısı olacağım. Ne güzel, artık madenlerde çalışmayacağım böylece. Bu iple hepsini sıkıca bağlayacağım ve diğerlerini etkisiz hale getireceğim. Suline'nin yardımcısı ben olacağım. Bu toz üzerlerini üflediğimde hepsi donup kalacak. En kötü ben olduğum için de Suline yardımcısı olarak beni seçecek. Ya alsana. Al bak. Ver bana. Siz kim? Benim yardımcım olmak kim? Biraz böyle kalın da kafamı dinleyin bari. Ay, arkadaşlar ne oldu size böyle? Bir gün geçici bir süreliğine de olsa sizin gücünüzü yerine getirecek iksiri hiç yapmamalıydı bence. Şu halinize bakın. Arkadaşlar kendinize gelin. Bu böyle olmayacak. En iyisi Nana'dan yardım istemek. Hemen gitmeliyim. Ya Okan, hala niye dönmedi Volkan? Ya başımıza bir Altay Spor eksikti. Kamptan sonra deplasmana geçeceklerdi. Bugün döner, merak etme. Selman, hayırdır? Ağam, kahvaltı ettiniz. Bakın börek var, ondan sonra poğaça var, ondan sonra kıymalı pide var. Ben tokum ama hatırın için bir parça alayım. Buyur buyur. Tadı çok güzel. Ay bu börek çok güzel ya. Nereden aldın? Size teessüflerimi bildiriyorum, biliyorsun mu? Ben yaptım. Aa, demek senin böyle marifetlerin de var ha? Vay be. Bizim Volkan yumurta bile kıramıyor. Adam börek yapmış, iyi mi? Ben size çay getireyim. Boğazınızda rahat geçsin, olur. Bekleyin, geliyorum. Ya onu bunu bilmem ama şirket elden gidiyor ya. Bu Seyman pek yaman canım. Hiç olmazsa onu kazandık. On parmağında on marifet, şuraya bak. Bu ne hal böyle arkadaşlar? Bu şirkette böyle saçma sapan şeyler istemiyorum. Oldu olacak, sefer tasıyla yemek getirin bari. Selman hazırlamış. Biz bir şey getirmedik yani Simgeciğim. Çaylar geldi. Bacım, buyur buyur. Hadi siz de. Binane Ağa pek sever sabah kahvaltılarını ofiste yapmayı, biliyorsun mu? Onun için hazırladım. Siz de seferlenirsiniz. O halde problem yok. Ama rica ederim, bana bacım deyip durmayın.
bu şirketin genel müdürüyüm. Bana Simge Hanım diye hitap edeceksin. Peki bacığım, problem değil. Bana ya. Aman her şey sinirlenir, kafanı takma. Ya şu projeyi sunmalıyız bence. Gayet iyi hazırladık dosyayı. Binal Bey okey derse belki bir iş çıkar. O kadar çok borcumuz var ki bizim de. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çok sıkılıyorum. Ben de. Bir arkadaşımın ofisinde part-time işe başlamıştım ya. Sağ olsun eve götürdü, orada çalış projeleri dedi. Hem çocukların başında olurum. Nana ben de sana yardım ederim dedi sağ olsun. Ne yapalım? Çıkacağız bu krizden. Başka çaresi yok. İnşallah. Ne oldu? Bir şey mi var Selman? Ya şimdi ağam, benim aklımda bir türkü var da, acaba çıkış şeyim olabilir mi diye şey etmiştim. Aman be Selman, bu kaset işini de nereden çıkardın Allah aşkına? Niye öyle diyorsun ağam? Yoksa sesimi beğenmiyorsun mu? Hayır, onu demek istemedim ki ben. Ama bu işler Binali Bey'in dediği gibi kolay değil. Yılların sanatçıları artık kaset çıkarmıyorlar. Ya. Korsanı var, interneti var. Satmıyor işte. Boşuna masraf. Hem de büyük masraf. Ver ağam. Rahatsız olma yeğenim, rahatsız olma. Otur bacım, işinize bakın. Ağam, şey... Şimdi ben çıkış türkümüzü buldum, biliyorsun mu? Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nasıl yârim, emmo, 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 emmo. Askere gönderdiler, o benim nasıl yârim, emmo, 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 emmo. Askere gönderdiler, civanım nenni de nenni, güzelim nenni de nenni, civanım nenni de nenni, güzelim nenni de nenni. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sen. Maşallah. Ne güzel söylüyorsun Akrit. Maşallah. Maşallah. Ağam, bu kaset işi tamamdır değil. Tamamdır dedik ya Alek. Ben bir defa söylerim sözü. Binal'in sözü erkek sözüdür ha. O ne? Ne oldu kafana? Volkan! Bebeğim! Ay, ne oldu? Volkan ne oldu? İyiyim. Ay. Yok bir şey. Gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel şöyle. Geçmiş olsun, biliyorsun bunu. Sağ ol. Ben bir su alıp geliyorum. Saldırıya uğradık. Deplasmandan dönerken otobüsümüzü taşladılar. Bak şu tamam. Bak şu celeplere sen. Ha. Münafıklar ne olacak? Çok zarar var mı? Futbolcular iyi. Ben otobüsün ön tarafındaydım. En büyük hasar bende. Aferin delikanlı. Takımı canın pahasına kolladın demek. Binali Bey, benim bu görevden almanızı rica edeceğim. Vallahi pek bana göre bir iş değilmiş bu. Olmaz. Katiyen olmaz. Ben takım için senin gibi aklı başında bir adamı nereden buldum? Aklı başında mı? Hem çok uğurlu geldi. Bak haftalar sonra galibiyet aldı. Devam. Takımın sana ihtiyacı var. Simge Hanım yok mu? Buralardaydı. Aa. Ay bayılacağım. Hoşça kalın. Teşekkürler. Boncuk Hanım. Ben geleli bir saat oluyor. Ne selam ne sabah. Yanımıza bile uğramadın. Ben size küsüm Binali Bey. Bakalım. Niye? Hakan'la ne olacak, o kızın nişan yüzüklerini ellerinizle takmanız mı gerekirdi? Bir de üzerine çalgılı türküyle eğlence yapmışsınız maşallah. Canım büyük olarak beni görmüşler. Ne var bunda? Hem yuva yapmak sevaptır, sevap. Bir de biliyorsun ciğerim kızcağız hayatımı kurtardı. Hakan'la aramıza girdi. Bizim ilişkimizi bozdu. Şimdi de Hakan'ı elimden aldı. Yoksa senin gönlün hala Hakan'da mı? Hayır canım Nimne Asabit. Hakan'ın yüzünü şeytan görsün. Sadece Nana'ya kızıyorum, o kadar. Çok sinsi bir şey. Hadi ama Boncuk Hanım, sinirlenme. Bak ben senin gönlünü almasını bilirim ama. Selman! Selman! Buyur Aga. Şimdi Simge ablanla çık. Heh. Bizim akrabaların mağazası var ya. Oraya gidin. Tamam. Böyle baştan aşağı giydirsinler Simge Hanım'ı. Olur. Bir dakika canım. Ben öyle bilmediğim mağazalardan alışveriş falan yapamam. Şimdiye kadar giydiğim her şey markaydı.
Hem kocaman kadınım. Alışveriş yapmak için yanımda birine ihtiyacım yok. İyi Simgah. Sen nasıl istersen öyle yap. Hem bizim aramızda bir iş ilişkisi var. Sizin bana böyle bir jest yapmanız uygun mu? Aklına bir şey gelmesin canım. Alışveriş yapmak genellikle kadınlara iyi gelir de onun için söylüyorum. Nasıl yapalım o zaman? Hah, sen kartınla öde, gerisini sonra hallederik. Ay Binali Bey, beni zor durumda bırakıyorsunuz ama. Hiçbir şey almak istemiyorum. Ayrıca bilginiz olsun, kartlarımın hepsinin limiti de dolu. Öyle deseniz de ciğerim. Hemen halledelim. Selman! Selman! Buyur ağam. Şimdi alt kattaki bankaya iniyorsun. He. Müdür beye selamlarımı söylüyorsun. He. Simge Hanım'ın kartlarının borçlarını bizim hesaptan kapatıyorsun. Tamam mı? Tamam. Ben ona talimat veririm. Olur ağam. Üçü de dolu da. Ay ne gerek vardı Binali Bey? Sen şirketimizin yöneticisi, baş tacı değil misin? Yeter ki moralin yerinde olsun Boncuk Hanım. Bunu birim sayın. Ay valla çok teşekkürler Binali Bey. Mahcup ettiniz. Tüs. Vay be, eli açık adamlara bayılırım. Yahu bu şirketin çalışanlarının nesi var? Herkesin yüzünden düşen bin parça. Hele ki senin. Sevinçten yerinde duramaman lazım. Yeni nişanlandın ya delikanlı. Aslında ben de biraz bunun için sıkılıyorum Binali Bey. Sorumluluklarım artıyor. Malum ekonomik sıkıntılar. İlerisi belirsiz. Haklısın oğlum. Senin paraya ihtiyacın vardır şimdi. Ne yapıyorsunuz Binali Bey? Ben onu söylemedim. Koyun paranızı cebinize lütfen. Ben maaşımın dışında borç dahi olsa sizden para kabul edemem. Lütfen rica ederim. Volkan'a pansuman yaptılar. Ay Binali Bey, genç yaşta az daha kocasız kalıyordum valla. Siz bu işten Volkan'ı iyice kafasız kalmadan azat etseniz diyorum. Amma da abarttın kızım. Bütün takım Volkan'a hayran. Onun uğurlu olduğuna inanıyorlar. Artık Volkan olmadan hiç maça çıkmazlar. Peki biz hep böyle ayrı mı kalacağız karı koca? Hem Volkan'a burada da ihtiyacımız var Binali Bey. Ama bak, burada kazandığından çok fazla kazanacaksın Volkan oğlum. Her şeyde para değil Binali Bey. Rica ederim karı kocayı ayırmayın. Kendileri bilir. Ama şimdiki maaşının 5 katını alacaktı. Aa Binali Bey, ben takımı yarı yolda bırakır mıyım hiç? Tabii bana canım, ihtiyaçları tabii var zaten. Hele bir de lig şampiyonu olun, alacağınız primle hayatınız kurtulur. Aman be Volkan ya, mesafeler sevgiyi azaltmaz. Daha çok pekiştirir aşkım. Hem araşırız. Ben gidiyorum ben. Bence ben de. Gidiyorum. Hatay. Gitme yatay. Hatay, türbe hatay, senin hatay, de hatay. Ya. Hadi. Kendimi kandırmışım. Ben sizin için basit bir eğlenceymişim demek ki. Ama buraya kadar. Fazla naz aşık usandırır. Benim de sabrımın bir hududu var canım. Anneciğim, siz başından beri haklıydınız. Ah, müdürcüm. Ah, çok şükür kendimi buraya atabildim. Ay bir bilseniz başıma neler geldi neler. Ay buraya gelene kadar neler çektim bir bilseniz. Şu toplu taşıma araçları hiç bana göre değil canım. Tahmin edebiliyorum. Dünya ben görmeyeli ne kadar kalabalıklaşmış. Aklım başımdan gitti ayol. Her yer çok çok karışık. Siz ne diyordunuz? Ha, otobüs. Ne? Tıklım tıklım. Bir de para lazım oldu tabii. Ay indirdiler beni otobüsten. Buraya kadar yürüyerek geldim. Aa, vah vah. Yazık size. Neden böyle iğneleyici konuşuyorsunuz? Buraya gelmek, sizi görmek için neler çektim bir bilseniz. Bana inanmıyor musunuz yoksa? Bakın Kulina Hanım, benim inanmadığım sanki bunları ilk defa yaşıyormuş gibi anlatmanız. Siz daha önce nerede yaşıyordunuz Kulina Hanım? Uzayda mı? Ay niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Kalbimi kırıyorsunuz.
musunuz ama? Ben çok zor durumda olduğum için dertleşmeye geldim sizinle. Belli. Canınız sıkkın. Ama keyfiniz yerine gelince yine beni unutursunuz. Müdürcüm, niye böyle kötü davranıyorsunuz bana? Ben size ne yaptım? Bakın Kulina Hanım, ben canınız sıkkınken buraya gelmenizden ve keyfiniz yerindeyken de beni aramamanızdan bıktım. Ben sizin oyuncağınız değilim. Bu zor günlerimde siz de bana böyle davranırsanız ne yaparım ben? Hiç merak buyurmayın. Nasıl olsa kendinizi avutacak başka bir oyuncak bulursunuz. Çok acımasızsınız. Ne kadar dayanılmışım. Elveda. Elveda. Ben aylardır çektim. Biraz da siz çekin canım. Belki de böylece naz yapmaktan vazgeçersiniz. Aa Kulina, neyin var? Kendimi çok kötü hissediyorum. Burada böyle elim kolum bağlı oturmak bana çok zor geliyor. Benim yerim burası değil. Ne olursa olsun oyuncaklar dünyasına geri dönmek istiyorum. Ama orası şu anda senin için çok tehlikeli. Ne yapayım Yağmurcuğum, ben oraya aydım. Hadi ben gidiyorum. Şu oyuncakların haline bak, inanamıyorum. Hepsi Sünnen'in yardımcısı olmak için birbirlerini bu hale getirdi. Ah be çocuklar, bunu nasıl yaparsınız? Burası sevgi ve iyilik dolu bir yerdi. Şu hale bak. Bakalım sizin için bir şey yapabilecek mi? Çok iyisin Kulina. Tabii ya, Sünnen'in istediği benim, siz değilsiniz. Yoksa ona teslim olmayı mı düşünüyorsun? Gerekirse evet. Oyuncaklarım ve oyuncaklar dünyası için her şeyi yaparım Gorfo. Ay. Kulina! Kulina neredesin Kulina? Bu kaşak hayatı daha ne kadar sürdürebileceğini sanıyorsun? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Buna gerek yok, geldim işte. Bakıyorum dünyada hiçbir gücün olmadan yaşamaya daha fazla dayanamadın öyle mi? Buradayım işte, senden korkmuyorum Sulina. Zavallı Kulina, ne kadar acınası durumdasın. Ama sana ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Bu da yeni numaralarından biri olmasın. Artık numara falan yok. Benimle didişmenden bıktım. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Yalnız bir şartım var. Eğer bunu yerine getirirsen ne istersen yapacağım. Söyle bakalım neymiş o şartın? Oyuncaklarımı rahat bırakacaksın. Onları çalıştırmayacaksın. Bulundukları bu durumdan kurtaracaksın. Ay gözlerim yaşardı. O aptal oyuncakların için kendini feda ediyorsun öyle mi? Oysa istediğin kadar dünyada yaşayabilirdin. Neyse, o sersemler çok da umurumda değil zaten. Benim derdim seninle. Şartını kabul ediyorum Kulina. Evet, ne yapacaksın bana? Zindana mı kapatacaksın? Yoksa yine mavi ormana mı süreceksin? İkisi de değil. Çünkü sen rahat dursan da oyuncakların rahat durmaz. Bu sefer seni gözümün önünden ayırmayı düşünmüyorum. Ne dersiniz? Kesin. Her şey beklenir. Aa, gözlerime inanamıyorum. Şuraya bakın. Ama bu Kulina. Kulina ne oldu sana böyle? Ay. Sünnen beni buraya hapsetti. Bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu. Onun yardımcısı olmak için birbirimize girmeseydik, sen de bizi kurtarmak için buraya gelmeyecektin.
O da sana bunu yapamayacaktı. Gulina bizi affet. Bunları bırakın şimdi. Her ne olursa olsun hep sizin yanınızdayım. Bunu unutmayın. Ve hep birbirimize destek olun. Peki seni oradan nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum. Ama bana kalırsa bu işe karışmayın. Sulina'yla başınızın tekrar derde girmesini istemem. Tamam mı sevgili oyuncaklarım? Ay. Saçmalama Emre. Hadi öyle mi koş. Nedenden kavga hadi. Edilir mi? Ama yapmadığım bir şey yüzünden beni suçluyor. Bir daha asla onunla konuşmayacağım. Hem suçlu hem güçlü. Kalemlerimi kendi çantasına koyuyor. Buna neden bu kadar takıyorsun ki Yağmur? Sonuçta siz kardeşsiniz. Olsun. Yine de benden izin alması gerekirdi. Ne bakıyorsun ters ters? Senin kalemlerimi izinsiz alan biri olduğunu söylüyorum. Var mı? Yağmur bak oraya gelirsen fena yaparım ona göre. Ben de seni babama söylerim. Söyle bir de selam söyle. Görürsün sen. Bir daha benimle konuşma. Asıl sen benimle konuşma. Kardeşler yakışıyor size. Yağmur bulaşma şuna. Ay ne yazık ki kardeşsiniz. Onunla aynı evde yaşamak zorunda olman çok acı. Hem ben nasıl? Şimdi beni daha iyi anlıyorsundur. Yani. Ya Goncuk'um ortamı iyice kısıştırmasana. Ya sen karışma bu işe. Nasıl istersen bir tane. Hış. Çok güzel bir filmdi. Kahraman sevgilisi için kötü adamlarla hesaplaşıyordu. Hepsini yeri seriyordu. Gerçi. Ay bence çok romantik. Benim de. Bu doğru olamaz. Hep böyle küs mü kalacaksınız? Şunun haline baksana ya cücesi. Hemen Özge'yle arkadaş olmuş. Demek ki Yağmur da onun gibi gücünün tekiymiş. Yağmur o senin abin abin. Küslük yakışıyor mu size Batırcığım? Çok da yakışıyor. Bundan sonra en yakın arkadaşım Özge. Var mı bir diyeceğin Emre Bey? Özge okuldan sonra bize gelsene. Hayır efendim gelemez. Ne karışıyorsun? Orası senin evin olduğu kadar benim de evim. Kokarca. Yağmur sen çok Emre, oluyorsun. Emre. Tamam artık. Şimdi sınıflara. Hadi Yağmur. Selma sen misin? Bak sana çok önemli bir şey isteyeceğim. Bak şimdi sen bir koşu buraya geliyorsun tamam mı? Ya dur. Dinle hele. Yalnız Sedvi'ye kıyafet yapacaksın. Yok kardeşim. Kulak değiştireceksin işte. Yakılır. Kimsenin seni tanımaması lazım. Heh. Şeri seni şoker konusunda uyarmam gerekecek. Sen onun öyle sevimli olduğuna bakma. Şimdiye kadar tam 7 kere nişanlandı. Ne? Ya sana daha önce de bahsetmiştim. Çok canlar yaktı çok. Aa, hiç de öyle bir çocuğa benzemiyor canım. Ağırbaşlı, vakur, dik bir duruşu var. Ha? Ağırbaşlı mı? Biraz önce dansöz kıyafetiyle buradaydı diyorum size. Siz bana neler diyorsunuz? Aa. Şeri'ye olan aşkından o kulağa girdi. Siz aşktan da anlarsınız ayol. Aşk her şeyi göze almaktır. Ben rahmetli kocam için hastalığı sırasında eğlensin diye tavşan kılığına bile girmiştim. O dansöz kılığına girmiş çok mu? Ya, siz onu bir kere gördüğünüzü söylüyorsunuz ama bravo yani avukatı kesildiniz. Aman alt tarafı dans partnerim olacak. Evlenecek değilim ya. Ha, neden olmasın kızım? Bence birbirinize çok yakışıyorsunuz. Şeri gibi fıstık güzel bir kız. O maymun suratlıya mı kaldı? Pes lan pes yani. Maksis'in mesim çatladı ayol. Ya başka bir şey demiyorum. Ha, George Clooney gibi adamı maymuna benzettin ya. Helal olsun diyorum. Ne bakıyorsunuz ayol? Siz adamdan ne anlarsınız ayol? Ha.
Banka soydu. Yuh yani. Yuh. Demek soygun işine de bulaştı öyle mi? Evet. 4 sene yattı da iyi halden çıkardılar onu. Bak hiç olmazsa çocuk iyi halden çıkmış. Bir de adama kötü bir adam diyorsun. Sen ona bakma kızım. Hakan ona aşk cilveleri yapmıyor ya, sizi kıskanıyor besbelli. Hoş geldin. Yağmur nerede? Ne bileyim ben. Yeni kankası Gıcık Özge ile geleceklerdi. İyi ama gelmediler. Umurumda bile değil. Keşke kaybolsa da rahat etsem. Emre çok ayıp. Bir daha bunu duymamış olayım. Alo. Yanlış. Yanlış numara burada, müdür falan oturmuyor. Bakayım ver. Efendim? Ha müdür bey. Hemen geliyorum. Ne oldu kızım? Bu kız böyle esirikli. La havle ve la kuvvete. Oynamak aklını almış bu kızın. Kızım, sen dans etmeden duramaz mısın? Hele bir iyileşeyim, seni teyzene şikayet edeceğim. Görürsün sen. Mükerrer mi nedir? Nerede o kadın? Vallahi bilmem. Az önce buradaydı. Çıktı galiba. Günah boynuna. Sanki verdiği ilaçlar beni uyutuyor. Ne kadar garip bir kadın değil mi Makbuş? Sorma, sorma. Zaten çevremizde doğru insan mı var? El deliye, biz akıllıya hasret. Şoker'i savunmak için neler söyledi bir bilsen. Aa, Nana nerede? Okuldan çağırdılar. Yine ne oldu acaba? Ay. Yine Ceri. Sen. Deli bey ama ne olur dinle be. Yeter artık, düş yakamdan. Ne laf anlamaz şeysin sen ya? Nana'nın anlattıklarına inandın mı yoksa? Sen Nana'nın bana ne anlattığını nereden biliyorsun? Bilmiyorum Deli beyim ama tahmin ediyorum. Şoker bak, beni unut, bu bir. İkincisi, seninle dans partneri olabilmemiz için sana güvenmem gerekiyor. Ama sen bu güvenimi yerle bir ettin. Hem de defalarca. Üçüncüsü, seni o tuhaf bakıcıdan başka koruyan, senin hakkında güzel şeyler söyleyen hiç kimse yok. Kıskanıyorlar beni gelemeyim. O yüzden çekemiyorlar. Aa, ama sen laftan da anlamıyorsun Akrit. Makbuş? Ancak bu lisandan anlar bu. Geri. Evet Pütü Börla. Maş maş doğru yukarı, uyku vakti. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Ayak tırnaklarımızı kesiyoruz. Saçımızı tarıyoruz. Tamam Mükerrer Hanım. Ben yatırırım çocukları. Hadi çocuklar. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Tıpış tıpış. Şu bakıcıya kıl oluyorum ya. Al benden de o kadar. Ne tuhaf biri. Gece gece ayak tırnaklarımızı kesmemizi istedi. Yuh artık. Aslında ben de ona sinir oluyorum. Sürekli Şoker'i koruyup duruyor. Ona küçük bir oyun oynamaya ne dersiniz? Hı? Fen ve teknoloji dersi için topladım. Küçük Karınca İmparatorluğu. Hadi bakalım küçük canavarlar doğru banyoya. Başınızda bekleyeceğim. Bakalım temiz çocuklar olacak mısınız? Canım Mükerrer dadıcığım, seni çok seviyorum. Sen bizim hep iyiliğimizi düşünüyorsun. Evet evet, seni çok seviyoruz. Lütfen bizi hiç bırakma. Canım petibörlerim benim. Ah 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 ah. Ne oldu bana? Ya bu ne gürültü?
Gittiler herhalde. Gündüz babasından çekiyoruz, gece oğlundan. Başımıza iş aldık. Nana, Yağmur da büyüyünce kapıya dayanan böyle kendini bilmezler olacak mı sence? Kim bilir? Ha, çıkartıverim vallahi. Ben zaten kızımı kimselere veremem. Amma yaptın ha. Makbuş nasıl, iyi mi? Hı hı, iyi. Mükerrer Hanım yanında. Özge niye bize gelmiş? Simge'ye de pes yani. Bu ne yüzsüzlük? Öyle deme. Yağmur çok ısrar etti. Yağmur mu? Emre ile küsler ya. Ona nispet yapmak için Özge'yi çağırdı. E Özge'nin de canına minnet tabii. Hala barışmadılar mı onlar? Maalesef. Mehmet Hızır gibi yetişti. İyi para verecekler mi bari? Fena sayılmaz. Şu anda 3 kuruşa bile ihtiyacımız var. Canım benim. Her şey yoluna girecek, bak görürsün. Yeter artık, bıktım sizden. 2 kız bir olup beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Gidin ya. Neden mi, sen git. Sen kimin odasından kimi kovuyorsun domates kafa? Sen de kereviz turşusuna benziyorsun. Aman ne yaratıcı. Evet, 2'ye karşı 1. Sen gidiyorsun Emre Bey. Çok beklersiniz. Şşş, ne yapıyorsunuz Emre? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz, ayıp değil mi? Ne yapıyorsun? Emre? Ne yapayım, Yağmur beni sinir etmek için Özge'yi buraya kadar getirdi. Sana ne? Burası benim de odam. Kimi istersem getiririm. Aa, çocuklar yeter ya. Bu kavga çok oluyor. Buna bir son verin. Bir de onunla asla konuşmayacağım. Konuşmazsan konuşma. Çok tatın. Bu ne gürültü? Böyle giderse sizi cezalandırmak zorunda kalacağım Petit Börla. İzin verir misiniz Mükerrer Hanım? Pardon ama. Gelin bakalım şöyle. Bana bakın çocuklar, derdiniz neyse konuşup anlaşın. Kesinlikle bir şikayet ve ses duymak istemiyorum. Sorunlarınızı konuşup bir çözüme bağlayın. Yoksa ben bağlamak zorunda kalacağım ona göre. Çocuklar, lütfen. Ya kardeşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar, kavgalar olabilir ama bu kez sence de biraz fazla abartmadılar mı? Evet, düşünsene. Yağmur Özge'yle kanka oldu. Aslında biliyor musun? Bu yaptıkları kavganın ve anlamsız küslüğün saçmalığını anlatmanın bir yolunu biliyorum. Öyle mi? Nasıl? Gel. Ben bakarım. Hakan, Özge'yi almaya geldim. İyi, al o zaman. Özge! Özge! Oh be, nihayet baş gıcık gidiyor. Küçük gıcıkla da baş edeceğiz artık. Yürü kızım, gidiyoruz. Bir daha da buraya gelmeyeceksin. Ama Yağmur ısrar etti. Çocukları bu işe karıştırma Simge, rica ederim. Yok canım, neden karıştıracakmışım? Bizler modern insanlarız, öyle değil mi? Hadi size iyi geceler Hakan'cığım, Nanacığım. Ya hop, versene, hop, hop. Ya ver diyorum ya, versene ya. Siz başlayalım. Ya hadi. Peki, umarım gülmem. Ya hadi. Söyle bakalım hanımefendi. Yemek hala hazır değil mi acaba? Kusura bakma yavrum. Çok özür dilerim. Henüz hazır değil. Sen beni hala bu evin hizmetçisi zannediyorsun galiba. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Bunlar kavga mı ediyorlar? Tabii ki dinliyorum. Tek istediğim akşam eve gelince yemek yemek. Onu da yapamayacaksam seninle ne işimiz var? Bir dakika Hakan Bey. Sen ne demek istiyorsun ha? Ben senin artık karı sayılırım. Sen beni kölen gibi kullanamazsın. Köle mi? Ne kölesi? Alt tarafı bir... Yemek istediğimiz. Ay, önce bir sor bakalım buzdolabında bir şey var mı? Ama sen de çok üstüme geliyorsun. Baba, ne yapıyorsunuz? Siz bu işe karışmayın bakayım. Ama baba... Emre, sakın karışmayın bu işe. Babanız eski nişanlısını özledi galiba. Bana bu kadar laf ettiğine göre... Çok istiyorsan o çırpı bacaklıya geri dön. Ona çırpı bacaklı diyemezsin bir kere. Bu rezalete daha fazla dayanamayacağım. Baba, delirdiniz mi siz? Ne yapıyorsunuz ya? Ay, duyuyor musunuz ki? Benim yüzümden kavga etmiyorlar. Daha dün bir bugün iki.
Hakan Bey, sen beni bununla arayacaksın ama derdine yan. Çulsuzsun artık, seni ne yapayım ben? Oh, içimin yağları eridi, beter olun. Yürü kızım. Nana, ne yapıyorsun sen? Eşyalarımı topluyorum. Ama Nana, bunu yapamazsın. Bu kadar saçma bir nedenden gidemezsin. Beni vazgeçirmeye çalışma Yağmur. Çok kırgınım. Babacığım ya, bu yemek olayını neden bu kadar abarttınız? Pizza söyleriz, ne var? Artık durumumuz eskisi gibi değil. İkide bir de pizza. Hem şöyle zeytinyağlı bir şey girmeyecek mi kursağımızdan canım? Ya baba, kocaman insanlarsınız ya. Evde yemek yok diye kavga çıkar mı hiç? Baba ya, bir şeyler yapsana. Nana gidiyor. Ya giderse gitsin. Ya bu kadar aptalca bir şey yüzünden gitmesene. Nasıl göz yumarsın baba ya? Aptalca mı dedin? Evet, hem de çok aptalca. Yani tıpkı sizin yaptığınız gibi. Nasıl yani? Yani bir iki kalem yüzünden Yağmur'un sana tavır alması gibi. Sonrasında da senin Yağmur'la kapışman gibi. Yoksa siz... Yani bize ders vermek için mi böyle yaptınız? Tabii ki canım benim. Aşkım. Ama gerçekten yemek yok. Olsun. Ben harika menemen yaparım, biliyor musun? Ben de yeni bir makarna tarifi öğrendim. Gel buraya Çiftlen Bey. Geldim Kokarca. Gel buraya. Ben de yardım edeceğim. Yapış yapış mutlu bir aile tablosu. Aman ne romantik, otantik, hatta patetik. Hatta otomatik. Seni var ya seni. Boşuna gönderecekler. Olamaz. Bir şeyler yapmalıyız. Aha. Gorfo, Hakan seni görmeden hemen git. Ben de bir yolunu bulup geleceğim. Tamam. Evet, çocuklar da yattı. Sen de yat istersen. Bütün gün yorulmuşsundur. Canım, bu saatte uyunur mu? Televizyonda çok güzel bir film var. Hadi gel. Of. Projeyi sonra da tamamlarız. Ben çocuklara bir bakayım. Ya şimdi yanlarındaydım. Ne o, benden kaçıyor musun yoksa? Yok. Senin bir şeyin mi var? Yok, neyim olsun ki? Heh, başlıyor. Hadi gel. Nana, neyin var artık, söyler misin? Gitmem gerek. Gitmem mi gerek? Bu saat. Hem nereye? Ne olur bana bir şey sorma. Gitmek zorundayım. Bak Nana, yakında karım olacaksın. Ve artık ben senin bu gizemlerinden çok sıkıldım. Eğer bir problemin varsa bunu bana söyle, beraber çözelim. Keşke öyle bir şey olsaydı. Ya kendini benim yerime koy lütfen. Hayatını birleştireceğin kişi sürekli senden bir şeyler saklıyor. Nasıl hissederdin? Kesinlikle çok kötü, kötü hissederdim. Ama bu sana söyleyebileceğim bir şey değil. Lütfen beni zor durumda bırakma Hakan. Bir an önce gitmem gerek. Yoksa her şey için çok geç olacak. Peki Nana, sen bilirsin. Madem gitmen gerekiyor, git o zaman. Hadi durma git. Hakan, düşündüğün gibi değil. Seni çok seviyorum. Bunu unutma, olur mu? Sevgi bazen her şeyi çözemiyor Nana. Seni engelleyecek değilim. Git. Ama döndüğünde tabii, eğer dönersen, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu bil, öyle git. Çünkü ben bu sırlardan artık çok sıkıldım. Hakan, ne olur bunu bana yapma. Güle güle Nana. Nana, seni çok seviyorum.